Hazreti Ömer yanında birisiyle İran'a bir mesele için gidiyor. İran'a gittiğinde o dönem İran'ın yönetiminde de Nuşirevan var. Hazreti Ömer bir handa kalıyor. Handa kalırken sabah bir uyanıyor. Yastığının altındaki altınları çalınmış. Aşağı bir iniyor, altı da çalınmış. Hazreti Ömer buranın hükümdarına gitmek istiyorum diyor. Nuşirevan'ın karşısına dikiliyor. Diyor ki ey Nuşirevan, senin beldene, senin diyarına geldim. Geldim de ne göreyim? Gece uyumuşum. Hem altınlarım çalınmış hem de kapının önünden bineğim çalınmış. Bana hakkımı teslim et diyor. Nuşirevan da diyor ki iyi de Ömer, madem bu kadar emanetin vardı sen niye uyudun ki gece diyor. Hazreti Ömer diyor ki ben Nuşirevan'ı uyanık zannederdim de o yüzden uyudum diyor. Sana güvendim diyor yani. Nuşirevan diyor ki bir hafta daha o konakta misafirim ol, bir hafta sonra git. Gittiğinde hem doğu kapısına uğra hem batı kapısına uğra diyor. Nuşirevan araştırıyor. Aradan bir hafta geçiyor. Hazreti Ömer bineğine binip İran'dan ayrılırken kapının bir tanesine bir bakıyor. Nuşirevan hancıyı astırmış. Hırsızın biri hancı. Öbür kapısına bakıyor. Orada da Nuşirevan oğlunu astırmış. Öteki hırsızlığın ortağı da oğluymuş. Bu yüzden o dönemde o hükümdara Nuşirevan'ı adil diyorlar Muhammed abi. Bir mecusi dahi adalet sahibi. Biz de şöyle diyoruz. Nuşirevan mest iken. Mest ne demek? Kendinden geçmiş yani, bir hakikate mi tutunarak yapıyor bunu? Hayır, mecusi bir adam. Nuşirevan mest iken hüşyar zulüm ederse felek okunu çeker, ahımı çekmez mi gül diye bir beyt. Şimdi demek ki bir cemiyette kayyum ismi adaletin tecellisidir. Bu noktada bizim alacağımız örnek temel noktalarda bunlardır. Eğer bu noktalarda bu mizanların dengeleri şaşar ise cemiyetin ruhu ve hayatı sönmeye mahkum.